Bir genel olarak böyle konuştuk. 14. paragraftan başlayalım. Öyle mi? Peki. Yok tamam. Bunu sonra okuyacağız. Şimdi değil. Bu skeptizm üzerine ayrı bir bölüm açacak. O zaman okuyacağız bunu. O zaman bu 14. maddeyi. Sizin adınız Ebra mıydı ya? Evet. Ebra. Bu Arapça ber kelimesinden geliyor. Ebra onun pekiştirmesi, doğru mu? Tamam. Ber erdem demek Arapça. Ebra da en erdemli demek. Tamam Ebra. Bunu bana hatırlat, olur mu? Tamam, bu görev sende. Evet, şimdi biraz Hume'u konuşmaya biraz başlamış olacağız bugün. Önceki pek böyle değildi çünkü. Bir giriş aşamasıydı o. Şimdi fikirlerin kökeni hakkında tabii hepiniz okudunuz siz burayı. Ne dediğini biliyorsunuz yani. Bir insanın aşırı sıcağın yol açtığı acı ya da ılıklıktan haz duyduğunda zihindeki algı ile sonrasında bu duyumla ilgili anısını hatırladığında ya da muayelesinde öngördüğünde zihindeki algı arasında kayda değer bir fark olduğunu herkes kabul edecektir. Bu sonuncu yetiler duyuların algılarını taklit edebilir ya da kopyalayabilir ama asla özgün duyunun gücüne ve canlılığına erişemez. Muazzam bir güçle işlendiğinde bile bu yetiler hakkında en fazla şu kadarını söyleyebiliriz. Nesneleri o kadar canlı bir tarzda temsil ederler ki neredeyse onu hissettiğimizi ya da gördüğümüzü söyleyebiliriz. Fakat zihin bir hastalık ya da delilikten ötürü rahatsızlanmadığı takdirde bu algıları tümüyle ayırt edilemez kılacak kadar yüksek bir canlılık seviyesine ulaşamazlar. Şiirin tüm renkleri ne kadar muhteşem olursa olsun tasviri gerçek bir manzara zannetmemize yol açacak tarzda doğal nesneleri resmedemez. En canlı düşünce bile en donuk duyumdan daha aşağı seviyededir. Şimdi şöyle bir cümleyle bitiriyor. Diyor ki en canlı düşünce öbür tarafta en donuk duyum mu dedi. Duyum. Diyor ki en canlı düşünce bile en donuk duyumdan daha aşağı seviyededir. Demek ki şöyle bir şey söylüyor yani. Şimdi burada David Hume'un söylediği bu bölümde sonradan söyleyecekleri için zeminini kuruyor. Mevzu bu zaten. Yani tartışma burada. Şimdi düşünce nedir? Duyum nedir? Duyum bize dış dünyada beş duyarlılığında hissediyor. Diğerini mesela elmanın bizim zihnimizdeki düşüncesi. Tamam ama pek bir şey açmadın Bülent abi sen bize. Duyum nedir, düşünce nedir? Aistesis ve nöresis. Yani algılanan ve zihinde kullanılan. Ha bu nedir? Biraz açalım mı? Algılama fiziksel nesnelerden, fenomenlerden kaynaklıdır. Düşünce ise nomenlerden. Bunlar ama hazır kalıplar üzerinden konuşma. Ben numen ya da fenomen diye bir şey bilmesem. Ya da belki numen fenomen diye bir şey yok zaten. Yani o zaman şöyle diyebiliriz. Dış dünyadaki algılarımız. Algılarımız ne demek? Algılarımız yine fiziksel bir temasa. Deneyim. Fiziksel temasa ihtiyaç duyar. Biz hiç metafiziksel bir şey konuşmadık zaten. Yani algı fiziksel, düşünce metafiziksel bir şey mi? Öyle hocam, düşünce metafizikmiş. Öyle mi? Evet hocam. Bilmiyorum canım, bir iddiam yok yani. Düşünce bence metafizik bir şey. Tutamıyorum ben demiyorum. Bak mesele bu zaten. Yani felsefe yapıyorsanız bunu konuşuyorsunuz zaten. Yani siz neye fiziksel diyorsunuz? Geçen hafta konuşmuştuk. Neye metafiziksel diyorsunuz? Algı gerçekten fiziksel, düşünce metafiziksel bir şey mi? Algı, bak Türkçe düşünsen mesela. Ya bu gibi durumlarda kelimenin kendisini düşünün biraz. Algı işte almaktan, sanki orada bir şey var, o bana kendisini dayatıyor gibi bir şey. Ben de onu yakalıyorum. Bu serüven devam ederse göreceksiniz ki bu korkunç bir şey yani. Bu çok zor bir şey. Yani bir şeyi nasıl alıyorsun ki? Nasıl duyumsuyorsun bir şeyi? Şimdi David Hume'un zihnindeki mesele şu. Bu çok önemli bir mesele. Yani adam hep burayı açacak zaten. Adam diyor ki, düşünce... Duyum, bunlar aynı şeyler diyor. Bunlar farklı şeyler değil diyor adam. Sizin duyum dediğiniz şey her neyse, o algı dediğiniz şey her neyse, bunlar bir yere gelirler, bir yerde bir mekana otururlar. Şimdilik hafıza diyelim, bellek diyelim. Onların ne olduğu belli değil, hep problem onlar. Hume de oraları açmayacak zaten ama biz şimdi erkenden gitmeyelim. Biraz Hume'cuyuz çünkü biz, Hume okuduğumuza göre. Hepimiz Hume'cuyuz. Bir yer olacak, artık ora nereyse. Benim duyumlarım, neyi hissediyor, neyi yakalıyorsam o beş duyu organıyla. Ben onları bir yere atıyorum. Onların tortulaşmış haline düşünce diyorum. Adam için düşünce zaten ayrı bir yeti değil.
ayrı bir olay değil yani. O yüzden diyor ya bak, en donuk duyum, en canlı düşünceden daha tam tersini söylüyor. Bak, en canlı düşünce en donuk duyumdan daha aşağı seviyededir. Adam duyum derken benim böyle kanlı canlı şu an mesela işte benim sesimi duyuyor olmanız gibi. Bakın ne kadar taze. Hisset diyorsun dediğin şey adam için yani duyum aslında şimdiyle alakalı. Düşünce ise geçmiş zamanla alakalı bir şey aslında. Duyumun geçmişte kalıp birikimi, birikmiş hali düşünce dediği şey. O yüzden adam diyor ki en donuk duyum bile en canlı düşünceden daha canlıdır. Çünkü duyum canlı bir şey diyor yani. Oldu mu? Ha, çünkü bu ikisi ayrı şey değil. Bak ampirik dünya, bu dünya zaten. Ampirisizm bu. Yani duyumu, düşüncenin duyum olduğu fikri ampirik fikir işte. Tamam değil mi? Bak eskilerden işte, isminiz neydi sizin? Cabir. Ha, Cabir Bey diyor ki, o eskilerin şeyini söylüyor. Diyor eskilerde bir nous vardı. Şimdi nous tabii direkt düşünceye denk gelmez. Logosu falan da getiririz buraya. Ama şimdi Cabir nous dediği için, ya diyor ki, eskiler hani bir nous vardı, bir de duyum vardı işte. Aistesis bu. Hadi böyle yazalım biz de. Aistesis bu. Estetik kelimesi buradan geliyor zaten. Yani histen gelen şey. Hissettiğiniz şey estetik. Bugün hala yani kökeni yine buradan gelir. Biz genelde işte bir sanatta falan estetik dediğimizde şunu kastettiğimizi pek bilmeyiz ama duyulur bir şeyden bahsetmiş oluruz yani estetikte. Şimdi Cabir de diyor ki ya bunlar diyor ayrı iki kompartımandı. Şimdi Yunan'da böyleydi çünkü. Nous, logos neyse yani düşünce dediğimiz şey ayrı bir şeydi. Aistesis ayrı bir şeydi. Siz bunu getirip bununla uyarladığınızda bir uyumu, harmonyayı yakaladığınızda ona da bilmek diyorlardı. Aşağı yukarı. Yani bu ayrı bir yeti, bu ayrı bir yeti. Ha, rasyonalizm aşağı yukarı böyle bir şey işte sonradan verilen isimlendirmeyle. Ampirikler öyle düşünmüyor. Ampirikler duyumla düşüncenin aynı şey olduğunu düşünüyorlar. Öyleyse canlı olana duyum, matlaşmış olana düşünce diyeceğiz bundan sonra. David Hume'da. Bak bu bugünden sonra konuşacağımız Hume üzerinde iki en önemli iki şeyden ilki. İkincisi de zaten o nedenselliği bozacak olması. Ayrı bir düşünceden söz etmiyor adam yani. Tabi bunun maliyetleri olacak. Zihnin diğer tüm algılarında da benzer bir ayrım olduğunu gözlemleyebiliriz. Öfkeden deliye dönen bir adam bu duyguyu sadece düşünen birinden çok çok farklı tarzda hareket eder. Bak öfkeden deliye dönen bir adam ile öfkeyi düşünmek arasında sadece verilen reaksiyon yönü tarafından bir ayrım olduğunu söylüyor. Bak bu Hume öncesi felsefede kabul edilebilir bir şey değil. Öfkeyi düşünmek ayrı şey, öfkelenmek ayrı şeydi. Hem bu ikisini birbirine bağlıyor. Bana bir insanın aşık olduğunu söylerseniz ne kastettiğinizi kolaylıkla anlarım. Fakat bu kavrayışımı asla o tutkunun gerçek düzensizlikleri ve çalkantılıklarıyla karşılaştırmam. Yani aşık olmak başka bir şey, aşkın kendisini düşünmek başka bir şey. Geçmişteki kanaat ve duygularımızı düşündüğümüzde düşüncemiz aslına sadık bir aynadır. Düşüncemiz aslına sadık bir aynadır. Bak bunları hep böyle işte eğer bu metnin içinden çıkacaksanız böyle iyi okuyacaksanız bunları böyle çizeceksiniz işte. Düşünce aslına sadık bir aynadır. Aslı ne burada? Tabii yani duyum. Düşünce duyuma ve o duyumlanabilir şeye sadık bir aynadır diyor. Ama kullandığı renkler özgün algılarımızı sarmalayan renklere kıyasla sönük ve zayıftır. Yani sen diyelim geçen hafta yaptığın şeyi, yediğin bir yemeği, bir şeyi düşünebilirsin. Onu yaşadığın ana göre daha zayıftır diyor. Dolayısıyla burada zihnin tüm algılarını iki sınıf ya da türe ayırabiliriz. Evet, şimdi önemli bir paragraf. Zihnin tüm algılarını iki sınıfa ayırıyoruz. Yani bunları böyle söylemek belki hoş olmayabilir ama hani iki sınıfa ayırıyoruz deyip geçiştirmeyin. Neyi ikiye ayırdığımızı düşünün yani. Zihnin algıları diyor. Zihnin algıları ne demek mesela? Nasıl bir ifade? Bak siz buraları düşündüğünüzde düşüncenin içine girmiş olursunuz. Human yoksa okur geçersiniz yani. Adam şunu diyor bunu diyor dersiniz ama oradan felsefe çıkartamazsınız. Adam şimdi zihin diye bir kavram kullandı. Bize henüz zihnin hesabını vermedi. Sen neye zihin diyorsun baba? Biz bilmiyoruz. Algı dedi. Neye algı dediğini söylemedi. Algılamanın nasıl olduğunu söylemedi. Ama şimdi illa bir yerden de başlaması lazım yani. Yani bize henüz hesabını vermediği kavramlar üzerinden fikir üretiyor. Eğer bu kavramların hesabını kitap boyunca vermezse o zaman biz de hesabını sorarız Hume'a. Deriz ki sen ne konuşuyorsun? Sen bize zihnin ne olduğunu vermedin.
Nedir zihin? Bilinç nedir? Mesela bilinçle zihin aynı şey mi? En eskiden itibaren söylesek küse, anima, mens, tamam zihin, bilinç. Öte buraya artık bir de ruh. Hadi bir de nefs. Ne bunlar? İşte Yunanca, Latince, işte tabii Türkçeleri ve Arapçaları. Aynı şey mi bunlar mesela? Yani püsüye ruh mu? Çünkü bazı metinlerde aynı şey. Nefs ne mesela? Ruh ne, nefs ne? Bir şey soracağım. Evet. Ya Yunanca pis, yani pisuke diye yazılıyor. Evet. Bir de bu sizin yazdığınız bu pisi şeye denk gelen bir şey galiba. Yani ha, ya aynı ya. Aynı işte. Şey değil mi? Aynı. Tamam. Pisiko. Pisiko, evet. Aynı bu. Aynı. Tamam. Ne bunlar mesela? Ruh ne mesela? Nefs ne mesela? Ebra, sen söyle bakalım. Ben birine böyle takılırsam artık gider ya. Yani nefs ne, ruh ne? İkisi de Arapça, ikisi de metinlerde geçiyor. Kur'an'da da ikisi de geçiyor. İçgüdü olabilir mi? İçgüdü ne? İçten gelen bir şey, ses. Ne? Nefs daha çok insan olmakla, insanın kendisi, kişi. Yani Arapça ve üzerinden geçecek olursam Kur'an'da nefsi yarattık, insanı yarattık. Daha çok insan özü babında kullanılıyor. Ama bunun karşısında ruh ne derseniz şey oluşmuyor yani karşılıklı düşünecek olursam. İşte bunlar sizin nasıl bir sistemle düşündüğünüzle alakalı olacak, değişecek şeyler. Ben şimdi bir şey söylemeyeceğim, dersimiz o değil. Ama sizin nasıl bir sistem yaratırsanız nefs ona göre bir anlam kazanır. Evet. Ona göre ruh bir anlam kazanır. Zor işler yani. Ama en azından biz metni okurken bunları görmemiz lazım yani. Sen şimdi diyorsun ki zihnin algılarını ben ikiye ayırdım. Algının nasıl olduğunu da henüz bilmiyoruz. Zihin derken neyi kastettiğini de henüz bilmiyoruz biz. Tamam, şimdilik sanki anlıyormuşuz gibi yapacağız. Zihnin tüm algılarını iki sınıf ya da türe ayırabiliriz. Ayrım noktası güç ve canlılık konusundaki nicel farkları olacaktır. Ben zihnin algılarını ikiye ayıracağım. Ayrım noktası da bunların nicel farklılıkları olacak. Ne demek nicel farklılık? Nitel ve nicel. Sayısal, yani fiziksel bir farklılıkları olacak bunların. İşte senin sarıyı hatırlamanla sarıya o an muhatap olman, sarıyla karşılaşman arasındaki nicel farklılık. Sanki şunu diyor ki, gördüğün sarı canlı bir sarıdır, hafızandaki sarı mat bir sarıdır diyor yani. Daha güçsüz ve cansız olanlara genellikle düşünce ya da fikir adı verilmektedir. Diğer türe ise dilimizde ve diğer pek çok dilde henüz bir ad verilmemiştir. Bak, çok orijinal bir şey yapmaya tasnif yapıyor adam şu anda. Güçsüz ve cansız olanlara düşünce ya da fikir diyeceğiz, canlı olanlara algı diyeceğiz işte. Kant daha sonra mundus sensibilis. Mundus intelligel diyecek buna. Intelligible yani İngilizcesi. Sanırım bunun nedeni felsefi amaçlar haricinde bunları genel bir ad ya da sıfat altında toplamanın gerektiği görülmemiş olmasıdır. Bu nedenle biraz serbest davranalım ve bunlara izlenim diyelim. Ha, adam algı diye izlenimi kastediyor. Peki izlenim nasıl bir şey? Herhalde bir defa aşağıda söylemiştim işte. Bizde mesela Arapça metinlerde tab, yani işte izlenim, tab etme. Tab etme nasıl bir şey? Mühür gibi. Mühür gibi bir şey işte. Ha, adam bunu söylüyor bak. Diyor ki bende bir şey var. Artık neyse o, onu bilerek söylemiyoruz şimdi. Çünkü o da sonuçta bu fizik alemden gelecek olan bir şey o. Hani ben öyle bir kapla, metafizik bir kapla da gelmeyeceğim. Ben dedim bir çiçek mi gördüm, bir ağaç mı gördüm? O bende tab olur. Yani ağaç diyelim bir şekilde mührünü gelir benim zihnime basar. Ben bunu hatırladığımda düşünce diyeceğim. O basma anına da algı diyeceğim. Yani adamın algı dediği şey izlenim aslında. Şeyin bendeki, o görüntünün bendeki şeyi karşılığı yani. Hep zihnimizde şöyle bir şey var değil mi? Yani konuşurken hani bir dışarıda bir ağaç var. Bir de bizim zihnimizde bir ağaç var. Derdimiz ne? Bizim zihnimizdeki ağaçla dışarıdaki ağacın ilişkisini arıyoruz biz. Bak kimi konuşursanız mevzu bu ama. Ya ontoloji ve epistemoloji dediğiniz bu ve bundan ötede bir şey değil. Hani o en basit ifade bu. Acaba dışarıdaki ağaçla benim zihnimdeki ağaç aynı ağaç mı? Aynı ağaç olduğunun delili nedir? Benim zihnimdeki ağaç o dışarıdaki ağacın bir kısmı mı? Ve zihnimdeki ağaç zihnime nasıl geldi? Bütün mevzumuz bu. Bak bugün hala bu yani. Hani bugün genetik bilimde, nörokimyasal aktivitelerde, şunlarda, burada hala bu. Bendeki ağaç, işte bendeki ağaca ide diyeceğim. Tamam, hani birçok filozof farklı anlamlarda kullanıyor bu ideleri filan. Aşağı yukarı böyle bir şey olduğunu bilin yani. Hani okumanızı kolaylaştırır. Bendeki ağaca ide diyeceğim.
Karşıdaki ağaçta da karşımda duran şey diyeceğim. Todeti olabilir, başka bir şey olabilir. Yani farklı, karşımda duran diyeceğim. Şimdi bütün mevzu da bu ikisi. Zaten bu ikisi tam uyuyorsa birbirine. İşte diyeceğim ki ontoloji mümkündür. Varlık bilim mümkündür. Ha bunu sağlayan yetiye de epistemoloji diyeceğim. Yani bu anlamda ontoloji zaten episteme'den ayrı bir şey değil. Yani bir var olacak, benim ben o varın ben tarafından da bilinmesi gerekecek. Çünkü bir şeyin var olması ayrı bir şey. Benim onu biliyor olmam ayrı bir şey. O var olanı biliyorsam çünkü bilmek hep bir varı bilmektir. Epistemoloji imkan dahilindedir diyeceğim. Sonra da diyeceğim ki arkadaş peki nasıl oldu? Ya ben bu ağacı aldım, farklı ağaçlardan bir araya getirdim, bir ağaç kümesi oturttum zihnime ve buna ağaç mı dedim? Ya da bende o ağacın bir biçimde idesi vardı, Platon gibi, birileri gibi. Bende bir biçimde idesi vardı da ben bu ideyi bu şeyle karşılaştırınca bınk diye yandı işte ağaç bu mu dedim. Mevzu böyle bir mevzu ya. Şimdi adam da diyor ki, öyleyse zihnin algılarını, kritik bir ifade gerçekten yani. Zihnin algılarını, Türkçe şey yapalım, ikiye ayıralım diyor. Birine düşünce, birine de izlenim diyelim diyor. Ya da işte kendi ifadesiyle fikir, biz de buraya tab demeyi ekledik, bir mühürleme. Bütün mevzu bu. Şimdi bak, daha şimdiden bizim şöyle bir problemimiz var ama, bu şartla okuyoruz Hume'u. Burayı anlamadık biz zihnin algıları derken. Yani bu ikisinin toplamına mı ben zihin diyeceğim? Bu zihin nerede? Yani bu ağacın görüntüsü bana geldiğinde o gelip nereye oturuyor? Ben hangi havuzda? Hani bilgisayarda bellek var değil mi? Ha bende bellek nerede? Beyin mi mesela bu bellek? Başka bir şey mi? İzlenim derken işittiğimizde, gördüğümüzde, hissettiğimizde, sevdiğimizde, nefret ettiğimizde ve ya da istediğimizde oluşan daha canlı algılarımızın tamamını kastediyorum. Gayet net. Tamam mı? Yani canlı olanlara izlenim, mat olanlara düşünce diyoruz yani. Aşağı yukarı özellik itibariyle bunlara mat diyeceğiz, bunlara canlı diyeceğiz. Tamam, adam bize bunu anlattı şu ana kadar. Aynen de işte bu Cabir'in filan da söylediği gibi mevzu tamamen fizik üzerinden yürüyor görüyorsunuz. İlk bakışta insanın bütün gücünün ve salahiyetinin ötesinde olmakla kalmayıp doğanın ve gerçekliğin sınırları içinde dizginlenmesi bile mümkün olmayan insan düşüncesinden daha sınırsız bir şey yokmuş gibi görünür. İnsan düşüncesinden daha sınırsız bir şey yokmuş gibi görünür. Neden? Her şeyi düşünebilirim ben. Değil mi? Yedi başlı ejderha düşünebilirim. Her şeyi düşünebilirim. Sınırı var mı bunun? Var. Kare üçgen düşünemezsiniz. Değil mi? Mantık sınırları, mantıksal ayrımlar insan düşüncesinin sınırlarıdır normalde. Şimdi David Hume'un şimdi söyleyeceğini yerine oturtmak için bu lazım. Eskiler şöyle düşünürlerdi. Şimdi Hume'a kadar şöyle düşünürlerdi. Derlerdi ki insan düşüncesi sınırsızdır. Bak bunun Aristoteles, Platon gitgelinde müthiş bir semineri yapılabilir yani. Yani ideler mi daha çoktur? Estetik unsurlar mı yani? Bu anlamda estetik unsurlar, duyusal unsurlar mı daha çoktur? Anlatabiliyor muyum? Bak Aristoteles Platon'u eleştireceğim diye Metafiziğin 6. kitabında öyle bir şahane bir tartışma açıyor ki böyle 3000 yıl boyunca tartışılacak bir tartışma açıyor ki. Mesela şu, düşünülürler mi daha çoktur? Bir küme haline getirsek, duyulurlar mı daha çoktur sizce? Düşünülürler mi daha çoktur? Bak şöyle düşünün şimdi, duyulurlar dediğimiz tikel şeyler, doğru mu? Dünyada kaç tane ağaç vardır sizce? Trilyon tane ağaç vardır değil mi? Yani trilyon olmaz tabii de. Milyar tane ağaç vardır değil mi? Bütün yer kürede. Kaç tane balık vardır sizce? Değil mi ya? Kaç kuş, kaç hayvan, ne bileyim kaç taş? Düşünülür mü daha çok? Bak o kadar diyelim 100 milyon ağaç var. Bir ağaç düşünülürüyle 100 milyon ağaç düşüyor bire. Yani tümellerin altında toplarsak eğer bu manada düşünülürler daha az olur. Duyumlar daha fazla mesela. Hani bu anlamda böyle olur değil mi? Çünkü bütün ağaçları tek bir tümel altına alabiliyorsunuz yani. Tümel düşünülür bir şey, duyulur bir şey değil. Hocam var olan bütün ağaçları farklı şekillerde de düşünebiliriz. Çok güzel söylüyorsun. Güzel. Ağaçlar fazlalaşır. Yani ben de öyle kastettim. Güzel. Şimdi bunların dispozisyonlarını bir açsak biz düşüncede. İşte Cantor, bir gün inşallah konuşuruz bak. Cantor'un küme kuramında, Cantor'un bu meşhur sonsuzluk teoreminde Cantor sayılabilir sonsuzun, sayılamaz sonsuz arasında, kötü oldu cümle, sayılamaz sonsuzun, sayılabilir sonsuzdan çarpı sonsuz daha büyük olduğunu gördü. Yani bizim ifademizde
düşünülürler, duyulurlardan çarpı sonsuz daha fazlandı. Aristoteles bunu Platon'un idealarını bozmak için yapıyor. Çünkü diyor ki duyulurlar diyor bir sürü. Senin her bir şeye de getirdiğin bir ide var. E ideler de bir sürü olur. O zaman duyulurlardan idelere çıktığımda aynı çokluk yine orada da duruyorsa ben ne anladım bu işten diyecekken öyle bir fasıl açıyor ki Aristoteles'in düşünülürleri. Aristoteles'in duyulurlarından çok daha fazla oluyor. Aristoteles kitabın sonunda eyvah diyor. Ben diyor adamı eleştirecektim. Ben daha geriye düştüm şimdi diyor. Benim düşünülürlerim çok daha fazla oldu diyor. Tamam. Şimdi bu ayrı bir mesele. Düşünülürler neyle sınırlanabilir? İşte o yüzden düşünülürler daha hızlı, daha fazla, çok çok daha fazla olabiliyor. Duyulurları şimdi ayrı... Tamam girmeyeyim. Şey vardır. Leibniz'e dair bir şeyler söyleyecektim de açılacak konu. Neyse tamam boş verin onu. Şimdi duyulurları diyelim belli nedenler belirler ve o nedenler yoksa duyulurlar olmazlar. Tamam mı? Yani olgusal şartlar olmalı. Yani bu kitapta uğraşacağız onunla. Düşünülürler için buna gerek yok. Olgusal şeylere gerek yok. Düşünülürleri dilediğiniz gibi düşünebiliyorsunuz. Ancak bir tane şartı var. İdi. Bakın David Hume'a kadar. Tamam mı? David Hume'a kadar. O şart neydi? Mantıksal şartlar. Ya yani mantıksal olarak bir yani P ile P değil yan yana gelemez işte. Çelişmezlik yasamız var değil mi? Hani bir şeye, bir özneye bir şey değiliyle birlikte yüklenemez. X'e P'yi yükleyebiliriz ama ya da P değili de yükleyebiliriz ama P ve P değili aynı anda yükleyemeyiz X'e. Öyleyse mesela kare üçgen olmaz. Çünkü karelik dörtlü, üçgenlik de üçlüyü getirir. Dört üç olmayandır. Öyleyse olmaz. Şimdi David Hume'a kadar biz diyorduk ki bizim düşüncemiz sınırsızdır. İlla mantıksal problemler yani çelişmezlik. Mantığın şartları olsun. Buna bağlı olarak da dil gelecek daha sonradan ama şimdi karıştırmayalım. Bak Hume diyecek ki öyle değil aslında. Düşünce de duyulurlardan geleceği için öyle değil aslında diyecek. Düşüncenin yegane sınırı mantıksal yasalar değil diyecek. Ben anlatabiliyor muyum derdimi? Hume'a kadar sadece mantıksal yasalar düşünceyi sınırlayabiliyordu. Yoksa dilediğimiz gibi düşünebiliyorduk. Ha şimdi Hume değiştiriyor onu. Evet mantıksal yasalar bir sınır getirir ama bir başka şey daha var sınır getiren diyecek. O yüzden diyor sınırsızmış gibi görünür. Muhayyilimiz açısından canavarlar yaratmak ve acayip şekilleri ve görünüşleri birleştirmek en doğal ve tanıdık nesneleri tasavvur etmekten daha zor değildir. Hani istediğimizi düşünebiliriz anlamında. Beden tek bir gezegen falan filan. Hiçbir zaman görmediğimiz ya da işitmediğimiz bir şeyi yine de tasavvur edebiliriz. Mutlak bir çelişki anlamını içeren şeyler haricinde hiçbir şey düşüncenin gücünün ötesinde değildir. Şu ana kadar bizim söylediğimizi söyledi. Mutlak anlamda çelişik olanı düşünemeyiz. Değil mi? Yani sıcak kar düşünemeyiz. Çünkü kar doğası gereği soğuk olmak zorunda. Gibi bir şey yani. Soğuk ateş düşünemeyiz mesela. Fakat düşüncemizin bu sınırsız özgürlüğe sahip görünmesine karşın daha yakından incelendiğinde aslında çok dar sınırlara hapsolmuş olduğunu ve zihnin bu tüm bu yaratıcı gücünün duyumların ve deneyimin bize sağladığı malzemeleri birleştirme, dönüştürme, artırma ya da azaltma yetisinden daha fazlası olmadığını görüyoruz. Bak düşünceyi ne kadar daraltıyor şimdi. Sanki sadece mantık yasası düşünceyi sınırlıyormuş gibi görünürken aslında bakarsak bizim düşünce dediğimiz şey zihin tüm bu yaratıcı gücün, bu düşünce dediğimiz şey, muhayyile, duyumların ve deneyimin bize sağladığı malzemeleri birleştirme, dönüştürme, artırma ya da azaltmasından başka bir şey değil. Bizim düşünce dediğimiz şey zaten buysa, zaten bunu zihnin algıları yani estetik unsurlar, aesthesis belirliyorsa, zaten senin düşünceni belirleyen şey duyulurlar. Senin düşüncen duyulurlardan daha fazla olamaz yani. Yani sen şimdi ata kanat takıp da bir Pegasus yarattığın için, düşünürlü, duyulur olandan daha fazla bir şey söylemiş olmuyorsun ki. Onlar da kes yapıştır yapıyorsun diyor. Çünkü senin düşünce dediğin şey zaten onlar üzerinden muhayyile yoluyla oynama. Ha bize bu kitapta muhayyileyi açmıyor. Muhayyile nedir, nasıl oynanır filan. Onun için Kant okuyacağız zaten. Yani asıl mevzuları, ya Kant'ı okumak için bunu okuyoruz. İşin özü. Kant'ı da modern felsefeyi anlamak için, modern düşünceyi anlamak için okuyoruz. Okuyacağız eğer okursak. Bir altın dağ düşündüğümüzde eskiden aşina olduğumuz iki tutarlı fikri altın ve dağ fikrini birleştirmekten başka bir şey yapmayız. Faziletli bir at tasavvur edebiliriz. Çünkü kendi falan. Kısacası tüm düşünce malzemeleri ya dış ya da iç duyulardan türer. Dış ve iç duyular neler olabilir? Çok basit, çok yürütülebilir. Bergsonlar falan buradan acayip şeyler çıkarlar. Husserl'ler falan, Brentano'lar.
acayip şeyler çıkardılar ama David Hume orada çok dar alanda düşünüyor. İç duyu, dış duyu. İşte iç duyu benim ben olduğumu bilmem gibi bir şey yani, tamam mı? Şimdilik çok şey yapmamıza gerek yok. Tüm düşünce malzemeleri ya dış ya da iç duyulardan türer. Bunların karışımı ve bileşimi sadece zihne ve istence aittir. Nasıl bir şey acaba adamın zihin dediği şey? Tüm düşünce malzemeleri duyulurlardan gelecek. Bunların karışımı ve birleşimi zihne ve istence ait olacak. Yahut meramımı felsefi bir dille ifade etmem gerekirse tüm fikirlerimiz veya daha güçsüz algılarımız, izlenimlerimizin ya da daha canlı algılarımızın taklitleridir. Hakikaten öyle mi hocam? Bilmem abi, öyle mi? Bilmiyorum. Şimdi öyle deyince çok mantıklı geldi de. Abi öylese öyledir yani. Yani şu an bugün mesela düşüncemizin sınırları algılayabildiğimiz kadar. Şu an tamamen her şey, yani 2022'den söz ediyorum, hepsi David Hume'cu. Bugün bilim dediğimiz şeyi okuyoruz yani. Bilim dediğimiz şeyin kurucu metnini okuyoruz şu an. Hayal ettiğimiz şeylere de baktığımız zaman gerçekten de algılarımızdaki şeyleri kopyalı yapıştırıyor. O zaman sorun yok. Hume haklı. Yani dünyada şu anda 5 kişiden 4'ü de böyle düşünüyor zaten Metin abi. Yani ilim ehli insanların, biz bugün bilimsellik dediğimiz insanların işte tamamı böyle düşünüyor yani. Evet, bu diyor zaten, algıların bir araya gelmesi. Ama o kadar kolay değil. Daha bizim söyleyeceklerimiz var. Pegasus bir var cinsinden var değil. Ya da inek şaban. Evet. Ama bunlara biz yok da diyemeyiz ki ya. Ben kuruyorum bunu. Daha durun abi ya. 17. sayfada siz şey yaptınız. Durun bakalım. Ne yapacağız ya biz? Karamsarlığa düştü. Metin abinin kafası karıştı. Tabii. Kaç yıldır Aristoteles, Platon anlatıyorduk. Ne güzel. Tanrılar havalarda uçuyordu. Bunlar da yok öyle şeyler. Çok iyi bir cümle ama bakın bu. Yani tüm fikirlerimiz veya daha güçsüz algılarımız, izlenimlerimizin ya da daha canlı algılarımızın taklitleridir. Bunu kanıtlamak adına şu iki argümanın yeterli geleceğini umuyorum. Birincisi, ne kadar karmaşık veya ulvi olursa olsun düşüncelerimizi ya da fikirlerimizi tahlil ederken bunların önceki bir his ya da duygudan taklit edilmiş basit fikirlere geri döndürülebileceğini görürüz. İlk bakışta bu kökenden en uzak görünen fikirlerim ile daha yakından sonra incelendiğinde bu kökenden türediği görülür. Hani şöyle bir sakin ol diyor. Sen bu fikri nereden elde ettin? Basamak basamak geri git. O gelecek, o estetik unsura gelecek diyor. Yani o duyusal olana gelecek. Sonsuz bir zeka, bilgelik ve inayet sahibi bir varlık anlamında tanrı fikri, zihnimizin işlemlerini düşünüp bu iyilik ve bilgelik vasıflarını sınır tanımaksızın büyütmemizden doğar. Kalkın gidelim şimdi işte. Bitti. Bitti. Sana da mantıklı geldi abi. Yani geldi abi. Da ifadenin gücünü görüyorsunuz değil mi? Bakın bu 1700'lerde yazılmış bir kitap. Ya bugün bunları söylemekte bir numara yok. O zaman bu devrimsel bir kitap bak. Ya bugünkü bilimin altını kuran adam bu adam ya. Sonsuz bir zeka, bilgelik ve inayet sahibi bir varlık anlamında tanrı fikri, tanrı idesi. Zihnimizin işlemlerini düşünüp bu iyilik ve bilgelik vasıflarını sınır tanımaksızın büyütmemizden doğar. Bak şimdi diyor ya, zihnimizin işlemlerini düşünüp, zihnimizin nasıl bir işlem yaptığını düşün. Hume o işlemlere girmedi. İşte birinci kritikte Kant yaptı o işi. O işlemleri tek tek anlattı. Tanrı Kant'ta bir ide. Bir bütünlük idesi. Bakın bunu hep anlatırım. Bir deneyeceğim şimdi. Hume burada ne diyor? Kant üzerinden deneyeceğim ama. Bir gün Kant okursak o zaman bayağı uğraşırız. Bununla hesaplaşacaksınız yani. Şimdi söyleyeceğim şeyle hesaplaşacaksınız. Ben Kant'ın dilinden kırparak anlatacağım. Hume işlemlere dair bir şey demiyor değil mi hocam? Nasıl? Hayır, söylemiyor. Üç tanesini söyleyecek kitapta. Onların da nasıl işlediğini anlatmayacak. Kant da zaten Hume önemli bir şey söyledi, boşluk bıraktı deyip orayı anlatıyor. İşte o 400 sayfa orası. Hume'un atladığı yer. Yani. Nasıl? Bitişiklik galiba. Hı-hı. Yola çıktığı yer orası. Hı-hı. Yani. Birinci kritiğin tüm orijinal fikri Hume'da. Şimdi Kant'ta tanrı, zihnin bakın. Şimdi gireceğiz bunlara madem Hume okuyoruz değil mi? Hani... Ya biz Platon, Aristoteles çok okumadan buralara geliyorsunuz filan demeyin yani. Yapacak bir şey yok madem bunu tercih ettik. Kant'ta Vernunft diye bir şey vardır. Vernunft. Saf akıl diye çevrilir. Zaten kitabın adı bu. Der Kritike reinen Vernunft. Saf aklın kritiği kitabın adı. Bunun altında şimdi şema böyle değil de şimdilik böyle olsun. Verstand diye bir anlak ya da anlama yetisi diye çeviriyorlar. Anlama yetisi diye çeviriyorlar. Şimdi bu kitapta daha sonradan
bir üçlü kategori çıkacak. Kanton'u 12'ye çıkartacak. Bu Verstappen'ın belli kategorileri vardır. Neyse onları boş verelim. Şimdi biz Verstappen sayesinde her şeyi anlarız. Yani mesela burada işte şu kadar sandalye var. Şu an kaç bilmem kaç kişi oturuyor. Biri ayakta, biri konuşuyor falan derken bütün bu kategorileri yan yanalık, birlik, çokluk, model kategoriler, tarz kategoriler falan gibi Verstappen getirir. Dışarıdan bir malzeme gelir bize. Bu estetik unsurlardan malzeme gelir bize. Anlama yetimiz de bu gelen malzemeyi belli kategoriler altına alır. Anlatabiliyor muyum? Yani dışarıdan bir zaman ve mekan içerisinden bir şeyler gelir bana. Yani bir ağaç gelir işte bana. Hani izlenim diyor ya adam. Kantona sezgi diyecek daha sonra da. Bir malzeme gelir. Bu malzeme saf biçimde bende idrake konu olmaz. Tamam mı? Ben onu göremem yani. Bu Verstappen'ın kategorileri devreye girer. Bunları bir bu gelen malzemeyi ayırır, birleştirir. Birini birinin yanına, birini birinin arkasına koyar. Birini birinin öncesi, birini birinin sonrası yapar. Bu tekildir, bu çokludur filan der. Bir takım bir işleme sokar işte atladığı yer orası. Sonra bizde ağaç kavramı ortaya çıkar. Ha deriz bu gördüğümüz şey ağaçmış. Eğer bizde bu Verstappen'ın kategorileri olmasaydı biz gelen malzemenin ne olduğunu bilemezdik. Kant'a göre, tamam mı? Şimdi bizim derdimiz bu değil. Biz Tanrı'yı konuşacağız burada. Çünkü Hume diyor ki bizim en ileri düşüncelerimizi bile geriye götürseniz, ayrıştırma faaliyetinde bulunsanız aslında diyor kökeni gelip bir duyusala dayanır, bir duyuya dayanır diyor. Yani bir ya da birkaç duyuyu bir araya getirip de sen aslında bir tanrı fikrine gitmişsindir. İşte ne diyor? Kudret, bilme, iyilik, inayet bu gibi fikirleri birleştirip tanrı oluşturuyorsun sen diyor. Tamam mı? Hani yoksa yok öyle bir şey diyor. Yani tanrı zihnin bir bütünleme faaliyetinin sonucunda ortaya çıkıyor. O bütünün kendisine tanrı diyorlar. Şimdi Kant bunu kendince ispatlıyor işte. Tanrı budur diyor. Yani bütün kümesi. Şimdi bu Fernunft'un, Fernunftschutz denilen 3 tane idesi vardır, tamam mı? Bunlara giremeyiz şimdi. Bunlar hakikaten ağır meseleler. Bu 3 idesi, Fernunft'un 3 idesidir. Yani 3 çalışma biçimidir. Bir tanesi bizim yaya'da dediğimiz bir mantık vardır. Yaya'da mantığı var. Yani mesela bu önümdeki şişe, şişe olmayanlardan şişe. Yani ya şişeydi ya şişe değildi, şişe. Ya şişe ya şişe olmayandan şişe. Tamam mı? Biraz böyle tekerleme gibi gelebilir yani. Kalem ya da kalem olmayanlardan kalem. Yani bu hem kalem hem kalem olmayan olmaz. Bu yaya da aynı zamanda hem de anlamındadır. Çünkü bunun tersi hem dedir. Ya bir şey ya da olmaz, hem de olmaz. Yani hem kalem olmayan olmaz. Öyleyse ya kalem ya kalem olmayan da olmaz. Yani ya kalemdir ya kalem olmayandır. Oldu mu? Ha, üçüncü halin olmazlığına düşer çünkü o. Şimdi üç ideden bir tanesi bu yaya da mantığıdır. Diğeri de kategorik mantık diye bir şey vardır, tamam mı? O kopilayı oraya koyma mantığı vardı. Keşke girmeseydim ben buraya. Çıkamayacağız yani. Neyse ben burada kalayım, tamam mı? Diğerlerini boş verin. Şimdi buna Aristoteles'te biz bir şey anlatırken şöyle diyoruz. Aristoteles'in kendi kullandığı bir ifade var. Bak bir şey eğer bir duyusal haline geldiyse, siz tarafından yakalanıyorsa, orada olan ise ağaçlar, taş toprak gibi yani gördüğünüz duysallar. Mesela bir ağaç olsun, hep ağaç örneğinden giderim. Karşınızda bir ağaç varsa, sen burada bir ağaç var diyorsan, Aristoteles diyor ki o ağaç tam belirlenmiştir. Bak duyusal olan her şey, orada var olan her şey tam belirlenmiş şekilde karşınızda durur. Ne demek tam belirlenmiş olmak? Bir kabuğu vardır. Bir rengi vardır, dalı vardır, her neyse o şeyleri üzerine giyinmiştir. Anlatabiliyor muyum? Şimdi şöyle düşüneceksiniz. Mesela ben buraya gelmeden önce, şimdi siyah tişört giymeyebilir, beyaz tişört giyebilirdim. Tamam mı? Ama sonuçta dolaptan siyahı aldım, giydim. Şimdi tişört tabii kötü bir örnek. Sonuçta çıkartabilirsin ama hani cilt gibi düşünsen bunu. Belirlendim artık, anlatabildim mi? Bak giyinmeden önce belirli değildim. Yani 10 farklı renk. Gömlek, kazak, bilmem ne bunlardan herhangi birini giyebilirdim. Ama sonuçta bir tanesini giyip geldim. Tamam mı? Hani geriye doğru da olmaz bu iş. Yani bir şey ağaç olmayan ya da ağaç olandan ağaç olmuş. Tamam he. Yani diyelim ki çam o ağaçlar arasında kalalım. Çam olmayan ve çam olandan çam olmuş. Sarı çam olmayan ve sarı çam olandan sarı çam olmuş. Ülkenin şurasında olmayan ve şurasında olandan şurasında olan olmuş. Yani mekanı da o yayadaya ait, tamam mı? Şu zamanda olmayan ve şu zamanda olandan şu zamanda olmuş. Hep o olabilecek olan dinamis halde, bil kuvve haldeki imkanlardan bir tanesini hep üzerine alarak gelmiş. Ve en son eğer senin karşında duruyorsa tüm bil kuvvelerden belirli olan bil fiilleri üzerine giymiştir ve geri dönüşü yoktur. O şekilde karşınıza çıkar ve işte ona Aristoteles tam belirlenmişlik diyor.
Anladınız mı ya? Evet. Tamam mı? Evet. Olabilecekler dünyasını hepsini geri söksek bu defa. Hani bu ağaç burada olmayabilir, şurada da olabilirdi. Mekanını geri alsak ondan. Bu zamanda değil, şu zamanda olabilirdi. Aklen olabilir. Zamanını geri alsak ondan. İğne yapraklı olmayıp bilmem ne yapraklı ya da çam olmayıp çınar olabilirdi. Şu olabilirdi, bu olabilirdi. Hepsini geri götürüp bir kümeye yapsanız bütün her şeyin kendisinden çıktığı bir küme fikri çıkıyor ortaya. Anlatabildim mi? Bak burada diyelim bir ağaç çizdik ya biz böyle. Bu ağacı soya soya tüm imkanlarını buraya atıyoruz aslında. Şimdi ağacın tam belirlenmiş olması demek, işte burası apeiron Yunanca'da. Hani tam belirsizlik hali, hatta işte kaos. Yani buradan çıkış kozmos işte Yunan düşüncesinde. Kozmos düzenlilik demek. Kaos da iç içelik demek Yunanca. Anlatabiliyor muyum? Bak Aristoteles bu hikayenin buradan çıkışı bu hale gelmesi, buna todeti diyor. Yani orada olan demek Türkçe. Şurada olan diye, bu diye gösterebildiğiniz şeylerdir duyusallar. Bak düşünülürleri bu diye gösteremezsiniz. Her ne ki onu işaret edebiliyorsunuz, o estetik bir unsurdur. Estetik bir unsurdur yani. Duyusal olarak orada vardır da onu gösterebiliyorsunuz. Bak bu da mantığın dibi. Ben nasıl bu diye gösterebiliyorum bir şeyi filan. Çok zor şeyler bunlar analizde. Bak şimdi böyle düşünmüş adamlar, tamam mı? Bu apeiron sanki bu ağaçtan o dinamis halde, olabilecek olan halde, o yaya dağları mantığından hepsini geri toplayıp bir kümeye attığınızda o küme fikri geliyor. Kant buna apeiron ya da şunu demiyor. Bütünlük diyor. Bütünlük fikri, bütünlük idesi, aynı zamanda mükemmellik. Bu ideyi biz nereden elde ederiz? Bütün ya da mükemmeli nerede elde edersin? Sen hiç bütün görmüyorsun ki. Hiç mükemmel görmüyorsun ki. Bir şeyin zaten fizik unsuru olması mükemmellikten uzak olması demek. Mükemmel fikrini sen nereden edindin? Yani mükemmeli tam Arapça düşünün ama. Ne demek mükemmel? Ya eksiği yok yani. Bitmiş. Her şey tamam. Sen nereden biliyorsun ki bunu? Bak Kant diyor ki, aslında çok haklı bak buralarda. Biz bu dünyada her ne görüyorsak, her neyi duyumsuyorsak, her neyi idrak ediyorsak bir parçayı idrak ediyoruz aslında. Bir çokluğu idrak ediyorsunuz, anladınız mı? Ya bütün bunların bir kümede olduğu fikri nereden geldi? Kant diyor ki bu Fernunft'un bir idesinden geliyor. Bütünleme fikrinden geliyor diyor bu. Bir şeyi bütünleme fikri var bizde diyor. Bak Kant'a gitsek de Fernunft'ta bu Fernunftschluss nereden gelmiş arkadaş? Bu bütünleme fikri nereden gelmiş? Çok zor bak onun analizi. Kant kendisi de bocalıyor orada. Yalnız bende bir bütün idesi var Kant'a göre. Bak bu bende bir fikir, dikkat et. Şimdi sen doğayı, duyulurları artı düşünülürleri toplayıp bir bütüne alıyorsun bundan dolayı. Bunda bu ide var diye. Yani o Fernunft'ta bir bütünleme idesi var diye. Alıyorsun. Ben bunları bütünlemek istiyorum diyorsun. Bak durup düşünsen ben niçin bunları bütünlemek istiyorum, bir cevabı yok onun. Kant diyor ki çünkü sende bu ide var. Ben de niçin bu ide var desen o apayrı bir hikaye. Kant'ın da çok uğraştığı bir hikaye. Bak kritiğin birinci paragrafında da insan aklı, insan aklının taarruzu altındadır diyor Kant. Tamam mı? İnsan aklı bu sorulardan kaçamaz diyor. Çünkü o sorular kendisinden tarafa verilmiştir ona. Bak şunu söylüyor. Verstand. Fernunft'un taarruzu altındadır diyor. Fernunft'un 3 tane idesi var. Ben birini yazdım. 3 idesi var. Bu 3 ideyi habire durur Verstand'a dayatır diyor. Bak biz her neyi anlıyorsak Verstand'la anlıyoruz. Zaten kitap bunun kitabı ama bunu analiz ediyor. Bunu çekince geriye kalan şey yukarıdaki kalıyor. Tamam mı? Yani anlığın, anlamanın nasıl olduğunu anlatıp geriye çıkardığına da saf akıl diyor. Şimdi diyor ki bizim metafizik bizim yazgımız. Tanrı olur, ideler olur, bilmem ne olur. Bu bizim yazgımız. Neden? Çünkü Fernunft'un bu üç tane idesi metafizik ideler getiriyor bize diyor. Sen bundan kaçamazsın diyor. Ya metafiziği bitirmek diye bir şey yok diyor Kant. Bu bütünleme idesi tutuyor, getiriyor bize. Biz bütüne mükemmeli ekleyip Tanrı diyoruz ona. Kant diyor ki işte Tanrı böyle çıkıyor. Bak buna metafiziğin elenmesi diyorlar artık. Senin Fernunft'unda, saf aklında bulunan bir ide yüzünden sen bir bütün fikrine varıyorsun. Kant diyor ki bu bütün fikrine varman senin doğan. Sen bütün fikrine varacaksın en sonunda. Problem nerede? Bu bütünü alıp kendinden dışarı çıkıp orada bir şeymiş gibi bize sunuyorsun diyor. Gerçekten varmış gibi söylediğinde o bütünün adı Tanrı'ya dönüyor. Oldu mu? Biz şeyleri niye bütünlüyoruz? Eğer bizde bütünleme idesi olmasa biz mantık kuramayız, konuşamayız. Bunun analizi biraz uzun hikaye. Zor mor değil de hani çok yol var daha oraya. Yani bizim mantık kurabilmemiz için, bu Verstand'ın çalışabilmesi için ya ben Üsküdar'dayım, Üsküdar İstanbul'da, öyleyse ben İstanbul'dayım diyebilmem için gerekli olan ide maraz doğurup Tanrı fikrini doğuruyor bizde Kant'a göre. O bütünleme faaliyetine bir kendilik atıyorsun çünkü. Bak işte
bu metinde Hume söylüyor. Kant bunları okuyunca ben uyandım diyor. Dogmatik uykumdan uyandım. Yani bu fikirleri Hume'dan almış işte. Bak Hume ne dedi? Sonsuz bir zeka. Bilge bak sonsuz, sonsuzluğu sen nereden biliyorsun? Dur ya Metin abi hemen sen bilmiyorsun diye. Evet ya sen nereden çıkardın ki sonsuzluğu? Sonsuz bir zeka, bilgelik ve inayet sahibi bir varlık anlamında Tanrı. Bak bu anlamda Tanrı. Başka bir anlamda Tanrı'dan bahsediyor çünkü. Bu anlamda Tanrı fikri zihnimizin işlemlerini düşünüp bu iyilik ve bilgelik vasıflarını sınır tanımaksızın büyütmemizden doğar. İşte Kant da bunu anlatıyor işte. Hani adam burada neyi söylemeye çalışıyor? Burada kalacaksın diyor. Ayağını fizik olanda tutacaksın diyor. Zaten Kant daha sonra bu ibarelere antinomi ismini koyacak. Sanki ayağının altında bir zemin varmış gibi orada yürüyorsun. İşte o antinomiktir. O yüzden Tanrı idesi Kant'ta antinomik bir meseledir. Bir şeyin antinomik olması demek şu demek. Tanrı hakkında konuşamazsınız. Antinomik çünkü. Ya gelecek bak bunlar çok da basit şeyler yani. Konuşamazsınız Tanrı hakkında. Ama çatışkıya konu. Tabii yani bir şeye varmaz yani. Yani retoriğin konusu. Konuşamazsınız diyen birisi... Şimdi sonra Wittgenstein geliyor. Wittgenstein tamamen Kant'ın üzerinden bunu söylüyor. Ya Kant'ta yani yargı yoktur onu demek istiyorum. Yani Tanrı hakkında yargı koyamazsınız. Bu böyle dir Coppola'yı oraya koyamazsınız Tanrı Kant'ta. Zihnin bir idesi bu. Algının aynı zamanda yanlış çıkarsınız. Evet. Yani hep bir yanılma ihtimali vardır. Biri gelip aksini söyleyebilir diyor. Ve bir şeyi söyleyemezsiniz demeye getiriyor. Çünkü sağlaması yok diye düşünüyor. İşte bu fikirle hala boğuşulamadı yani. Problem orada bak. Bunu alt edemeden de bir şey konuşamazsınız bu alemde. Hangi alemde? Akademi aleminde konuşamazsınız ya. Buna bir şey söyleyeceksiniz. Var mı malzeme? Var. İşte biz biraz onları ortaya çıkaralım diye konuşuyoruz. Bakalım bu zihin hakikaten böyle basit bir şey mi lan? Nasıl bir şey bu? O bilincin problemi işte. Ya bilinç dediğiniz nasıl bir şey? Mesela şöyle üzerinden söyleyeyim. Hani metinden çok ilerlemiyoruz ama... Mevzuyu ilerletiyoruz. Emin olun. Hani kitabı daha hızlı yürütürüz bundan sonra. Bak bu kapsamda tam bugünün konuşma bir makalesinden söyleyeceğim. Tam bu zamanın makalesi yani. John Searle'ı bilirsiniz değil mi? Bir bilen var mı? Bilincin gizemi, dil filan üzerine şeyler yazar. Searle ya da Searle. Çin deneyini anlatmıştı. Nasıl? Çin deneyini anlatmıştı. Çin odasını söyleyen adam. Çin odasını duyan var mı aranızda? Şimdi bu bilinci tartışıyorlar. İşte yapay zeka mümkün müdür? Bunu konuşuyorlar. Yapay zekadan kasıt da hani... Şu filmlerdeki gibi bir şey yani artık insandan ayıramayacağımız denli bir şey. Searle işte bunun olmayacağını düşünüyor. Yani hiçbir zaman mutlak anlamda yapay zekanın o filmlerdeki gibi o artificial intelligence falan izlemişsinizdir o şeyin. Spielberg'in filmiydi, Kubrick yazdı falan etti. Yani mutlak anlamda böyle hiç insandan ayırt edemeyeceğiniz bir makina mümkün mü? Olur mu böyle bir şey? Şimdi bak muhayyilemizde var. Ha işte yani bir takım problemler olduğu söyleniyor. Şimdi... Searle bunu anlatırken diyor ki bu olmaz. İşte şöyle bir meşhur olan bir örnek veriyor Çin odası diye. Bir İngiliz'i Çin kütüphanesine götürüyorsunuz. Ya da kütüphanenin Çin bölümüne, Çince bölümüne götürüyorsunuz. Ama adam Çince bilmiyor. Bir pencereden kitapları veriyorsunuz. O da alacak diyelim biraz daha uzun da ben kısaltayım. O da alacak ilgili raflara koyacak kitapları. Şimdi her bir sembolü de öğretiyorlar adama. Adam Çince bilmiyor. Diyorlar ki işte, kitabın başında şu sembolü görürsen. Atıyorum bu botanikle ilgili bir kitap, bunu botaniğe götür. Bu sembolleri görürsen, bu işte zoolojiyle ilgili bir kitap, zoolojiye götür. Ama öyle ki bu adama bütün sembolleri söylüyorlar. Adam hiç yanlış yapmıyor yani. Kitabı alıp doğru yere verebiliyor. Ya da doğru yerden alıp size hangi şeyi istiyorsanız verebiliyor. Şimdi Searle diyor ki ya bu adam İngiliz, Çince biliyor mu? Niye bilmiyor? Hiç yanlış yapmıyor, bütün sembolleri biliyor. Neden dolayı Çince bilmiyor? Anlayamıyor. Neyi anlayamıyor? Ha nedir ama işte o? Sentaktik sadece dıştaki sembolojilerin uyumu üzerine yürüyen tamamen mekanik bir sistem bilgisayarında olduğu gibi. Ama semantik anlak üzerine dönen bir sistem. Ha bak mevzu bu. Burada dur işte. Yani gerçekten öyle mi? İşte bir yarısı diyor ki öyle değil. Bunlar diyor eskilerin saçmalıkları. Bir yarısı da diyor ki tam olarak öyle. Yani bu bilinç bilgisayar gibi ona simüle edilebilir mi? Tartışma bu. Bu Turing'den beri, Gödel'den beri gelen tartışma bu. %100 bilinci alıp da çünkü eğer makina düşünebiliyorsa tam olarak yani yapay zeka mümkünse insan zihninin çalışma biçimi rasyonel biçimde ifade edilebiliyor demektir. Kodlanabiliyor demektir yani. Şimdi dolayısıyla soru aynı zamanda benim düşünme yetimin %100 rasyonel bir şey olup olmadığıyla da alakalı. Anlatabiliyor muyum? Yani ayrıştırma ve birleştirme faaliyetine tam geliyor mu benim bilincim? Searle mesela 4 aslında da ben 3 tanesini şey yapacağım. İşte güçlü yapay zeka, yapay zeka diyeyim. Zayıf yapay zeka, diyelim işte mutlak
yapay zeka diye üçe ayırıyor. Şimdi güçlü yapay zeka dedikleri, şimdi şöyle kaynak taraması yapmış. Bilinç hakkında kim ne konuştuysa üçe ayırmış. Bir grup diyor güçlü yapay zeka diyor. Bu şu demek yani. Gerçekten de şey mümkün. Mutlak anlamda yapay zeka mümkün. Simüle edilebilir yani. Aynı zamanda demektir ki benim bütün bilme faaliyetim, bütün idrak faaliyetim çözümlenebilir bir şey. Bir rasyo, bir oran üzerinden ifade edilebilir bir şey. Ki siz bunun simülasyonunu yapabiliyorsunuz yani işte Matrix'teki gibi. Tamam mı? Ha zayıf yapay zeka. Ha bunu yapamazsınız demek. Ama niye zayıf ve hala yapay zeka? Çünkü bunlara göre bunlar diyorlar ki bilinç beyinle alakalıdır. Bak şöyle diyelim. Bilinç %100 beyindedir. Ya da beyinseldir. Yani sinirsel bir şeydir. %100 anlamda sinirlerin iletisinden oluşur bilinç. Ki bu sayede siz onu bir simüle edebiliyorsunuz bir makineye, bir ekrana. Şimdi bunlar diyor ki bilinç beyinseldir fakat işte %100 değil. %100 olmadıktan sonra da ne olduğunun bir önemi yok. İsterseniz %99 değil. Yani ne demek? Bilinç dediğiniz beyinde oluşan bir şey. Yani beynin o yağı olmasa, o zarı olmasa, o sinirsel nöron iletileri olmasa, o nörokimyasal aktiviteler olmasa bilinç olmaz. İlla ki beyin gerekir. Ama bizdeki bilincin bütünlüğünü veren başka bir şey daha olmalı. Bu açıklama yetmiyorlar, yetmiyor diyorlar. Yani onu da aşan sanki bir şey var. Yani beyinle alakalı fakat beyni de aşıyor. Bunlar da diyorlar ki ya bu imkansızlık anlamında beyinle hiç alakalı değil zaten diyor. Şimdi bilinç beyinle alakalı mı? Bak bu konuştuğumuz konunun dibi burası. Yani burada açılmaya başlamış yani. Çünkü sizin düşünce, bilinç dediğiniz şey hani bak şuradaki işte. Bu tam duysal bir şeyse analizi yapılabilir gerçekten. En azından teorik düzeyde yapılabilir. Bak teknoloji sorunu değil sorun. Hani şunu diyebilirsiniz bak bunlar öyle söylüyor. Bunlar diyor ki bu buraya %100 simüle edilebilir. Yani tam mevzu human dediği gibi gerçekten. Ama elimizdeki teknoloji şimdilik yetmiyor. Konu teknoloji konusu değil. Bunlar bu ikisi bir biçimde diyorlar ki %100 olmaz. Bu diyor zaten hiç beyinle alakalı değil. Mesela prokaryotlarda, ökaryotlarda beyin yok. Ama buna rağmen bir bilinç var. Şimdi bu grup diyor ki ona bilinç diyemeyiz. O bir eğilim ya da yönelim. Bitkilerde de var mesela. Ya bak bu mevzu bizim burada konuştuğumuz mevzu. Ve bu mevzu dinin ta kendisi ya. Bak vallahi dinin ta kendisi ya. Siz dinden cübbeliği mübbeliği anlıyorsanız bilmiyorum ama bak. Tanrı'nın ta kendisi bu. Çünkü bu eğer %100 getirilebiliyorsa ya ne tanrısı? Değil mi? Yani gerek yok bugün bunlara. Burada sürü sepet sorun var ya. Bunun neresine parmak atsanız metafizik problem çıkıyor orada. Ahlakla ilgili problemler çıkıyor. Bütün bunların zemini neresi? Beyin olmadan nasıl olacak? O tam verebiliyor mu beyin falan? Hani biz bugün dediğim gibi tıbben bunu bilemiyor olmamız bir gün bilemeyecek olduğumuz anlamına gelmez. Sonuçta bilinç acaba bir takım işte bugünkü ifadelerle biyogenetik, nörokimyasal bir faaliyetin sonucu mu? Yoksa içinde onu aşan bir şey mi var? İşte Searle'ün çok tartışıldı sonradan ne emergent property diyor işte. Bilinç budur diyor. Emergent property nasıl? Yani ani belirlenim gibi bir şey bu Türkçe'de. Yani bir takım böyle bir fiziksel unsurlar bir araya geliyor. Onlar olmazsa olmaz. Ama o fiziksel unsurlar bir araya gelince sanki bir sıçrama meydana geliyor. Bilinç oluşuyor. Bak demek istediğim şu. Buradan sonra metne geri döneceğim. Ben biraz konunun içinde tutmak istiyorum sizi yani. Klasik bir metin okuduğumuzun ötesinde bir şey yaptığımızı söylemeye çalışıyorum. Bunun bununla çok alakası olduğunu söylemeye çalışıyorum. Bir sıçramayla sanki yani o fiziksel unsurlarla doğrudan alakalı ama sonra bir sıçrama var. İrrasyonel orası. Yani rasyoya gelmiyor. Dolayısıyla da zaten makineye sokamayız onu. Bir belirlenim ortaya çıkıyor. Şimdi demek istediğim de bu belirlenim ne? Yani bilinç diyor beynin bir belirlenimi. En azından Searle böyle söylüyor. 2 numara. Şu zayıf şeyde. Bir belirlenimi. Tam rasyo değil. İçinde başka etkenler de var. Şimdi bu şu demek. Bilinç de ya da bu püsüye. Şurada yazdığım şeylerde çok meşhur bir ifade vardır. Kualia. Kualia problemi diye bir şey vardır. Biliyor musunuz bunu? Nitelce problemini. Hiç duyan var mı bu kualia probleminin nitelceyi falan? Evet. Nedir? Yani Descartes'in ortaya attığı, yani daha doğrusu bu makalesinde öyle bilinç, yani bildiğim bilincin problemi. Orada birliği kurmak aslında. Güzel. Bak bundan sonraki metinlerde bu birin, apersepsiyonun falan ne kadar kritik bir şey olduğu en azından bununla hep aklınıza gelsin yani. Şu an en zor problem zaten yani daha doğrusu nörogenetik. Çokluk üzerinden biri kurmaya çalışıyor. Ya problemin kendisi bu. Yani, kualia demek bilinç demek aslında. Yani bilincin bir problemi değil bu kualia. Ne demek nitelik, nitelce problemi? Şimdi bilinç bir nitelik. Beyin bir nicelik.
Tamam mı? Beyin işte yağydı, etti, kandı, şuydu, buydu ve sinapslar, korteksler, zarlar falanlar filanlar. Şimdi bu niceliğin içerisinde bu nitelik nasıl oluşuyor? Hocam bir şey soracağım. Bilinci %1 olarak kabul etmek bile üçüncü seçeneği düşürmez mi bizi? Yani yani düşünüyorum Kant yaşasaydı zayıf demezdi. Mutlak mutlağa götürürdü. Yani o %1'lik bir ihtimal bile o bir şeyi bütünleyen, onu anlam atfeden o dürtümüz var ya, zihnimizde evet. olduğunu kabul ettiğimiz şey. Ki daha sonra Hume da bununla savaşacak. Yani şöyle çok basit bir yerden yani yaşam karşısında o yaşamın her türlü dürtüsüne, kötülüğüne karşı katlanmayı sağlayan bir bütünlük var zihnimizde ve bunu kabul ediyoruz. Ve bunun zihnimizin, bilincimizin bir unsur olduğunu biliyoruz. Ve bunu bildiğimizi de biliyoruz. Bunu %1 olarak kabul etmek bile işi tamamen... Buraya gelir diyorsun. Yani işi tamamen biyolojik bir şeye çeken her türlü duyguya karşı hem insan onuru açısından hem zihin açısından kabul edilemez bir şeye doğru dönüşüyor. Çok bilmiyorum. İyi, evet. Belki benim kabullerimin çok fazla olması yani bir yerde bunlarla hareket ettiğim için böyle ama diğer türlü baktığınızda o %1'lik kısım bile yetiyormuş gibi geliyor yani. Neden? Tam nasıl olarak olabilir? Zaten şimdi onu söyleyeceğim. Yani bu kualya problemi, siz getirin bunu mesela bura %100 olmasın, %1 olsun, tam da o %1'in problemi bu. Yani tam olarak zaten sizin dediğiniz gibi bir döngüye girmeye başlıyor. Hı hı. Ama şöyle bir problem oradan çıkıyor. Bu defa yani bu 3 numarayı söylemenin bir riski de var tabii. O riski ne? Eğer bu var diyorsanız o zaman hiç fiziksel organlardan bahsetmemeden de bilinç olabiliyor bir insanda. Ha, bu mümkün görünmüyor işte. Ama orada o zaman tanımları tekrar koymamız gerekiyor. Evet, güzel. Yani... Orada insan tanımına tekrar dönmek gerekiyor. Ha çok güzel işte. Yapay zeka dediğimiz şey, zeka bir insan mıdır? Yani hani bu konu tekrar orada yargısal bir şeye dönüşmeye başlıyor. Evet. Zeka dediğimiz şey bir insana temsil edebilen bir şey olabilir mi tek başına? Ki tarih zaten bunun örneğini çok farklı biçimlerde bizim karşımıza çıkartıyor ama. Yani her açıdan bilmiyorum yani o %1'lik kısmı kabul etmek bile o nörolojik bir fonksiyona indirgemek zeka insandıra dönüştürüyor. Bu da çok güzel. Nihilistik, çok önemli olmayan. Evet. İşte siz bu işin içindeolduğunuzdan görüp hemen hemen oraya yükseltebiliyorsunuz. Şimdi 3000 yıl önce gidelim. 3000 yıl önce yani 3000 değilse de neyse. Sokrates'in yani Platon'un bize verdiği bir metin var elimizde. Bu metin de Parmenides metninde. Yok, Sokrates'in savunmasında. Sokrates kendisini savunuyor malum. Hani birazdan işte ölüm kararı alacak. Hikayesini anlatıyor. Ben şöyle felsefeye işte şöyle bulaştım, sonra buraya gittim, şuna gittim falan. Diye anlatıyor. Hani bir hoca arıyordum. Böyle akıllı uslu bir adam arıyordum diyor. Sonra Anaksagoras'a gidiyor. Diyor işte Anaksagoras'ı duydum diyor. Çünkü diyor kendisi ilk defa akıldan bahsediyordu diyor. Yani bir arke gibi değil de hani arke işte ateşti, şuydu, buydu, toprak diyen yoktu işte. Havaydı, sayıydı, her şey buradan geldi filan gibi. Bunları kabul etmiyor Sokrates. Sonra diyor ben duydum işte Anaksagoras diye bir adam varmış. Bu adam da diyor akıldan bahsediyor. Ben heyecan duydum diyor. Hem de adam diyor ben hani yeryüzünde adamı ararken adam da Atina'daymış. Tam da hemşerimmiş filan diyor. Sonra gittim diyor, Anaksagoras da ne dediğini bilmiyor zaten filan diyor. Orada söylediği şey şu, çok eskilerin yani bir ifadesi, bir motto halinde gelmiş bir ifade o. Fizik dünyayı fizik bir unsura taşıtmanın paradoksu. Yani karikatürize edelim, işte bütün alemi bir soğan zarı gibi eskiden öyle düşünülürdü. Bu nerede duruyor? Değil mi? O ana topos, ana mekan neresi? Şimdi Sokrates şunu söylüyor. Diyor ki siz ateşti, suydu, şuydu, buydu filan diye fizik unsurları fizik unsuru mümkün kılan bir zemin olarak kullanamazsınız. Bu paradoksal bir şey diyor. Oldu mu? Bak fizik unsur bir küme içerisinde fizik olabilen bir unsurdur. Bu kümenin kendisini var eden unsur o unsur olamaz. Tutuyorum çünkü elimde. Tel gibi bir şey yani. Son zamanlarda çok. Anlatabiliyor muyum? Sokrates'in meşhur bir ifadesidir. Bu hala hesaplaşması olmayan bir ifade var. Yani bütün bu fizik alemi bir fizik unsur üzerine inşa edebiliyor musun sen? Ya o da fizik çünkü. Zaten inşa edildiğini düşündüğü an, bir hümcanla düşündüğü zaman sonsuz bir, yani yine bir oradaki apeirona düşmek zorunda kalıyoruz. Çünkü Maldon bu serilerini duyan var mı? Orada sonsuz bir formların benzerliğiyle işte bir şölen halinde form devam ediyor ama bir şeyin ilkesi olarak yani oradaki denklemi bulana kadar o işte bütüncül fikre atılan bir sürü tek tek böyle nesneler olsun veya deneyimler olsun. Ama o deneyimler tekrar dönüp kendi deneyimini kuruyorsa bu sonsuzdan böyle kendi içerisinde bir sürü böyle kaosa sürükleyen bir şey. Öyleyse bir önerme yapma şansımız kalmıyor. Yani tamam. Hume gerçekten haklıysa yani bütün karşısından söylüyorum. Bir önerme yapmamızın yani önerme yaptığımızı zannederiz sadece. Herkes bir şeyler zanneder. Bilgisayar da bir şeyler zanneder. Cabir, erken cümleler ama. Yani bak, Hume boğuşması zor bir adam. Yok, boğuşmaya yani... çalışmıyorum ama bütün şeyde gördüğüm en azından bir önerme olarak söyleyeyim. Teorik fizik ve teorik matematik şu an.
en başta söyleyecektim ama şimdi söyleyeyim. Teorik fizik ve teorik matematikte yine bir şeyleri akıl mekanında kurmak durumunda kalıyoruz. Onun kaynağını arıyoruz işte. Yani buna söylenecek çok şey var ama işte biraz zamana bırakalım. En azından yargıyı askıya alalım, tamam mı? Bir genel tavrımız bu olsun yani. Affedersin. Yani biraz da yanlış bir beyanat oldu. Yani böyle bir varsayımsal düşünce olarak. Eyvallah. Şimdi işte bu fizik olanı fizik unsur üzerine inşa etmek gibi bir paradoks var. Fakat işte diyelim ki biz bunları okuduğumuz için, ya Hume ya da Kant, hani özellikle Kant. Bak, bu paradoksu görüp kendini başka bir alana atarsan bu sefer antinomiye düşüyorsun diyor. O da haklı bak sonradan. Göreceğiz onu. Ya o kadar zor işte bir şey. Şimdi şununla toparlayıp bir iki metin okuyup bitirelim. Bu bilincin ta kendisi bak, bu kuvalye problemi. Yani bilincin problemlerinden bir problem değil. Bilinç derken biz nitelciyi kastediyoruz. Hatta bunu böyle insanlara anlatmanız gerekiyor. Yani çünkü karşınıza bir doktor, bir fizikçi falan geldiğinde sen ne anlatıyorsun baba deyip hemen böyle mikron düzeyde işte atomlara bilmem nelere şunlara bunlara inmeye başlıyorlar. Sen hep bir dakika diyorsun. Hani bak, bu soru onları da kapsayan bir soru demeye getiriyorsun. O şu işte. Şimdi sen doktora gidiyorsun. Diyorsun şuram ağrıyor. Sonra yürürken de şöyle oluyor. Doktor da sana diyor peki diyor şu pozisyonda oluyor mu? Ha oluyor. Bu pozisyonda olmuyor. Adam tahmin ediyor. Atıyorum böbreğinde taş var diyor. Şimdi bu bir tahmin tabii. Birazdan makineye sokuyor işte ne yapıyorsa görüyor. Aa taş var diyor. Şimdi doktor şunu biliyor bak. Diyelim ki böbrekte, şimdi insanın bilmediği bir şeyden örnek vermesi de çok zor. Yani bilmiyorum malum. Böbrekte işte şöyle bir tıkanma olsun. İşte taş olsun. Orada şu olur. Böbrek büzülmeye başlar. Büzülünce şu olur, bu olur. İşte emilimi yapamaz. Amonyum bilmem ne filan. Biraz kafanızda zenginleştirin. Şöyle olur, böyle olur diyor. Yanlış da bilmiyor. Tam da doğruyu biliyor zaten adam. Hakikaten de öyle olur. Ama o böbreğin diyelim şu denli büzülmesi, o büzülmenin sonunda damara bilmem ne baskının olması, şu olması, bu olması bende nasıl bir ağrıya sebep olur onu doktor bilemez bak. İşte nitelce tam o ağrı. Anlatabildim mi? Bak doktor, diyelim ki biz burada tıp okuyoruz. Ben de işte bu işin uzmanıyım. Ben size anlatıyorum ne anlatıyorsam. Kalpten bahsediyorum. Kalp işte şu aort bilmem ne, kapaklar bilmem ne filan. Şimdi şu olursa bu olur, bu olursa bu olur derim size ve onlar doğrudur. Ama hiç hasta dinlemiş olmasaydım, herhangi bir hastayı tecrübe etmiş olmasaydım, bak şu şöyle olunca hastada şöyle bir ağrı olur diyemezdim size. Daralma diyelim, o damarın daralması, nicelik benim ondan hissettiğim ağrı niteliksel bir ağrı. İşte o niteliksel ağrının o niceliğin üzerinden nasıl çıktığına dair bir problemimiz var bizim. Tam olarak bilinç bu zaten. Bilinç böbreğin bilmem nesi, kalbin bilmem nesi değil. Onun bende bir biçimde, bir fenomen olarak bir ağrı yaratıyor olması. Siz doktor mesela, burada bir doktor olsa ya böbreğinde taş olan adamı ben anlarım der. Anlar da yani. Nereden biliyor? Doktor olarak bilmiyor bak. Hastalarla muhatap olmuş tecrübeli biri olarak biliyor. Diyor ki ne zaman şu şikayetler bir araya gelse ben anlıyorum ki orada böbrek problemi var. Yakınsak bir tahmindir. Yoksa o fiziksel şeylerden ağrıyı nasıl üreteceksiniz siz? Onun şöyle bir ağrı yarattığının bir rasyonel anlatısı yok. Neden sonucu da yok. O ağrının kendisi analiz edilebilir bir şey değil ki. Anlıyorsunuz değil mi ya? Ben anlatabiliyorum yani değil mi? Ya da diyelim ki bak bu bir işte kuvalye genelde renkler üzerinden anlatılan bir örnektir. Quine'lar filan bunlarla anlatıyor. Çok da başarılı adamlar tabii. Yani kırmızının frekansını bir adama öğretebilirsiniz ama doğuştan ama olan bir adam kırmızıyı bilmez. Bak kırmızının frekansını verirsiniz, öğretirsiniz, adam zekidir, çatır çatır da fizik yapar. Birinci sınıfta bir fizikçi olur. Ama kırmızıyı yine kırmızı olarak bilmeyecek. Frekans olarak bilecek. Bak kırmızının kendisi bir kualya problemi işte. Siz bunu o nöronlardan, şunlardan, bunlardan anlatamazsınız. Ya anlatabilirsiniz, niye anlatamayasınız? Işık teorisi içerisinde anlatabilirsiniz ama kırmızının kendisini anlatamazsınız. Kırmızının frekansı her nasıl yazılıyorsa fizikte onu anlatabilirsiniz. Ama kırmızıyı anlatamazsınız. Kırmızı çünkü nitelce. İşte bu bilinç problemi. Bu bende nasıl oluyor? Son olarak bir de şöyle bir problem var. Mesela ben şimdi oturuyorum. Şimdi bu sandalyeden bir yumuşaklık hissediyorum. Elim burada bir soğukluk hissediyorum. Aynı zamanda konuşuyorum. İşte karşımda insanlar var. Sizleri görüyorum. Bir müzik sesi geliyor. Bakın ben bunların hepsini tecrübe ediyorum da. Bütün bunları tek bir fenomenmiş gibi bir araya getirip bana sunan bir birlik nasıl mümkün? Bunun fiziği var mı? İşte buna Kant apersepsiyon dedi. Yani ayrı ayrı bir fenomen olarak düşünün. Bakın şöyle bir ses geliyor. O sırada da elim soğuk.
Şimdi bu ikisini birleştirip, bunun gibi tikel sonsuz da şey var yani burada. İçte dönen bir şeyler var. O sıra boynum da ağrıyor aynı zamanda. Bütün bunları nasıl birleyebiliyorum ben? Bu da bir koalya problemi işte. Bu birleme faaliyeti nasıl mümkün? İşte Kant buna apersepsiyonun transandantal birliği deyip transandantal bir ifade, aşkınsal bir ifade koymak zorunda kalıyor. Nispeten erken ama herhalde ayağımızın nereye bastığımızı, yani neyle uğraştığımızı, neyi kaşıdığımızı artık görüyoruz değil mi? Yani anlaşıyoruz aramızda ya. Tamam, 10 dakikaya bitirelim. Özgür abi benim zamanım iyidir ya. İkincisi, bir insan organı bir kusurundan ötürü her türlü duyuma kapalıysa buna denk düşen fikirlere de her zaman bir o kadar kapalı olduğunu görürüz. Bak bu iyi bir iddia şimdi. Bir duyuma kapalıysa onun fikrine de kapalıdır. Şimdi itiraz et gel buna değil mi? O zaman adam da bu korelasyonu kurar işte madem öyle düşünce duygudan çıkıyormuş diye. Bak zaten tartışma bu değil. Şimdi bu kadarını okuyacağım tamam mı? Daha fazlasını okumayacağım. Yani bu paragraf, 7. paragrafın bu kadarını okuyacağım. Eğer adam mesela görme duyusuna kapalıysa görme üzerinden gerçekleştirebileceği mesela perspektif düşüncesi olmaz. Mesela şimdi bilmiyorum erken mi konuştum belki bu olabiliyordur da illa bir şey olmaz yani neyse örnek bulabiliriz. Buradan da Hume kalkıp dese ki ortada işte demek ki düşünce duyusaldan oluşuyor. Ne diyeceksin? Haklı diyeceksin işte. Sorun da vaka bakın aslında düşünce dünyasındaki insanlar Hume'dan önce de aksini söylemiyorlar. Kimse şunu demiyor yani hani ben hiçbir duyulura muhatap olmaksızın, hiçbir duyulurla tanışmaksızın her türlü düşünceyi üretebilirim demiyorlar zaten. Yani düşünce dediğimiz şeyin duyulur üzerinden bende var olduğu ortada. Yani diyelim ki Platon aksi bir şey söylemiyor ki. Duyulura muhatap olmamış ki. Bir şey bilmiyor. Ha İbn Sina ona hala biliyor diyebiliriz diyor. En azından sağının sağda olduğunu, solunun solda olduğunu bilir o diyor. Ama hepsi şunu kabul ediyor ki bir düşünce varsa tabii ki duyulurlar üzerinden vardır. Yani Hume bunu bir delil olarak sunuyor ama henüz bir delil olmaz bu. Bunları kitabın sonralarında delilleştirmeye başlayacak. Yani bir duyuya kapalı olmamızdan dolayı o düşünülürü fark etmeyişimiz demek ki düşünce duyudan hareketle çıkıyormuş dedirtmez aslında bize dikkat edin. Anlaşıldı mı demek istediğim? Bak öyleymiş gibi görünüyor. Ama Hume de bunun farkında. Böyle doğrudan bir şey kuramazsınız. Şu olabilir çünkü. Bende düşünülür tam Aristotelesçi düşünebiliriz mesela. O düşünceler duyudan bağımsız olarak vardır da o düşüncelerin aktive olması için bir duyulur gerekiyordur. Anlatabildim mi? Bil kuvve bil fiil analizi böyle bir analiz Aristoteles'te. Yani eğer ışığa denk gelmezsem gözüm bil kuvvedikten çıkmaz. Ama bu demek değil ki gözümün gözlüğünü renk oluşturuyor. Ya anlatabildim bak burada kalalım. Buradan öteye gitmeyelim. Hume düşünceler duyuların bir araya gelip oluşturduğu tortulardır, mattır, falandır, filandır gibi bir şeyler söylüyor. Bak bunun bir örneği olarak diyor. Bir duyuya kapalıysanız o duyudan elde edeceğiniz düşünce sizde oluşmaz. Ama bunu doğrudan bir delil olarak kabul edemeyiz biz. Çünkü Aristoteles'in bilme anlayışında ben de mesela bazı yetiler vardır zaten. O duyulurdan gelmeyen vardır. Ama o yetinin böyle ampul gibi yanıp benim onun farkına varmam için bir duyulura ihtiyacım vardır. Anlaşıldı mı bu benim dediğim bak? Bak bu burası da önemli. Yani. Oldu mu? Çünkü Aristoteles'e göre şöyle bir şey yani. Diyelim ki Aristoteles'te diyelim görme faaliyeti nasıl gerçekleşiyor? Şimdi şuraya göz koyalım bir tane. Tamam mı? Şuraya da bir tane ağaç koyalım. Şimdi Aristoteles diyor ki bak buna idrak öznesi diyeceğiz. Tamam mı? Bakın dikkat edin. Hume'dan farkı şurası Aristoteles'in. Bu gözün görmekliği, bak görme yetisi diyelim. Tamam mı? Görme yetisi zaten vardır. Bil kuvve halde vardır. Şimdi bu ikisi arasında da Aristoteles buna ortam diyor. Bir ortam var. Bak çok fiziksel bir şey değil mi? Benle sen aranda bir hava var değil mi? Ortam var yani. Bu odanın doldurduğu neyse bir uzam var. Benle sen aramızda. Aristoteles o zaman uzam diye şeyler kullanmıyor. Ortam diyor buna. Şimdi bu ortama dışarıdan saydam diyeceğiz birazdan. Işık gelecek. Yani şöyle şunu sileyim. Işık gelecek. Bak adamın teorisi özetle şöyle bir şey. Şimdi burada da güneş olsun. Tamam mı? Aristoteles bak şöyle düşünüyor. Şimdi diyor ki ağaç orada. Ben de buradayım. Diyelim görebileceğim bir mesafede. Ama karanlık. Ben bu ağacı göremiyorum. Niye göremiyorum? Aristoteles'in şeyinde, dizgesinde görmek renkleri görmektir. Bak vaka doğrudur ha. Görmek dediğin şey renk görürsünüz sadece. Başka neyi görüyorsunuz? Başka bir şey görmüyorsunuz. Görüyor musunuz yoksa? Görmekten kasıt ne? Sen neyi görüyorsun ki? Mesafeyi rengi görüyorsun. Nasıl? Görmezsin mesafeyi. Mesafe akli bir şey. Gözünü açtığında gördüğün şey sadece renklerden ibaret. Baba işte kualya problemi bu da. Bu renkleri anlamlandırma problemi. Bilinç orada ortaya çıkıyor işte. Bak. Ne kadar zor değil mi ya? Her bir kelimeyi ayrı ayrı açmak gerekiyor.
Bak sen şimdi şöyle düşün. Bazı böyle Facebook'ta falan ben izliyorum. Bir de bu akıllı sistemlerde bir şeyi çok izleyince hep onun benzerleri geliyor ya. Adam bak doğanın karşısında durmuş mu? Bir manzaranın karşısında durmuş. Daha çok yakın bir zamanda birkaç gün önce izledim. Araya bir tane tuval sokuyor. Tam kamerayı koymuş oraya. Bir tuval sokuyor. Tuvali öyle bir boyuyor. Tuval yok oluyor. Nasıl oluyor bu? Arkadaki renkle aynı boyuyor adam, değil mi? %100 aynı boyuyor ama. Aynı boyadığı anda tuval yok oluyor. Bakıyorsun manzarayı izliyorsun. Biraz sonra tuvali oynatıyor, değişiyor iş. Anlatabildim mi ben? Anlayan, evet. Gözünüzün önüne getirebildiniz mi? Evet. Nasıl tuval yok olur? Tuval gitti mi? Evet. Tablo gitti mi orada? Hayır. Ne oldu? Görünmez oldu. Ne demek görünmez olmak? Yani arkadaki dokuyla birleşti, eşleşti. Çünkü biz sadece renkleri görüyoruz abi. Doğru, kesinlikle doğru. Biz başka bir şey görmüyoruz ki. Adam Photoshop'un da mantığı zaten bu. Yani kaldırmak istediğiniz nesneyi arkasındaki renge boyuyor. E tabii canım. Çünkü biz sadece renkleri görüyoruz. Biraz düşünürseniz. Bak Fırıldak ne kadar zeki adam ya. Ne kadar zeki adam var. Çok acayip bir adam bu Aristoteles. Diyor ki sen bir şey, bir nesneyi göremiyorsan ondaki rengi göremiyorsun. Peki ben karanlıkta onun rengini niye göremiyorum? Işık yok. Işık yok değil mi? Ne demek ama ışık yok? Renkleri ha şöyle düşünüyor işte Aristoteles. Bu onun tüm felsefe dizgesinin bir yansıması tabii. Diyor ki bakın bu gözde görebilecek her türlü yeti vardır. Ağaçta da görünebilecek her türlü yeti vardır. Bu tam görebilir, bu tam görünebilir durumdadır. Ama karanlıkta göremiyorsun. Işık tecrübeden biliyorsun. Işık gelince görüyorsun. Neden böyle? Diyor ki Aristoteles. Bundaki renkler yok mu karanlıkta? Yani bak göremiyorsam renklerini göremiyorum diye düşünüyor. Rengini niye göremiyorum diyor ağacın. Renk yok mu oluyor? Ya benim gözüm göz. Ağaçtaki renk de renk. Ne oluyor da ben onu göremiyorum? Diyor ki karanlık olduğunda renk bil kuvve. Bil kuvve bir şeyi bil fiil hale getirmek lazım. Işık yapıyor. Ha, ikisinin arasında ortam var. Bu ortama işte saydam diyor. Az önce yanlış yere yazdım saydamı. Saydam diyor buna. Aristoteles'in doğasında boşluk yoktur. Bakın ben de kalın bitireyim. Bu saydam var. Şimdi niye burada bir saydam var? Bu sistemi anlatabilmek için işte var. Ha fizikada da bunun şeyini yapıyor yani boşluk olmaz doğada diyor. Bakın şimdi ışık, ateş ortama geliyor. Ateşin kendisi bil fiil. Çünkü görünür bir şey. Hissedilir bir şey. Bu kendisi bil fiil olan şey saydama geldiğinde saydamı bil fiil hale getiriyor. Dolayısıyla buraya da ışık yazmayacağız aslında. Buraya ateş yazacağız. Çünkü bil fiil olan ateş. Ateş ortamı bil fiil hale getiriyor. Aristoteles'in meşhur bir ifadesi vardır. Bil kuvve ancak bil fiil ile bil fiil olur. Yani potansiyel halde duran, aktüel halde duranın ona temas etmesiyle aktüel hale gelir. Bak bir her şeyin başındaki bil fiil de Tanrı işte. O bil kuvveyi bil fiil hale getiriyor. Şimdi ateş bil fiil. Ortam yani saydam bil kuvve. Ateş saydamı bu ilke prensibince bil fiil hale getiriyor. Bil fiil hale gelmiş saydama ışık diyoruz. Şimdi bakın artık ışık bil fiil hale gelmiş saydam. Işık ağaca vuruyor. Ağaçtaki rengi bil kuvve haldeki rengi bil fiil hale getiriyor. Geri geliyor bana. Şimdi artık bil fiil renk geliyor bana. Benim gözümün görme yetisi bil kuvveyken bil fiil rengin onu uyandırmasıyla bil fiil hale geliyor. Böylece ortamdaki bütün karakterler bil fiil hale geliyor, görme olayı ortaya çıkıyor. Yani Aristoteles'e göre görme olayı bil kuvve olanların bil fiil hale geçmesi. Duyum da böyle. Mesela diyor ki uykuda diyor duyarız. Ya kulağımız yani işitme yetimiz bir yere gitmez. Ama bil kuvveye döner. Ne zaman ki diyor bir ses gelir, güçlü bir ses gelir, onu bil fiil hale getirir. Kulağını işitme yetini işitirsin diyor, duyarsın diyor. Yoksa uykuda sağır olmuyoruz diyor. Ama düşük sesleri duyamıyoruz filan. Şimdi niye bunu söyledim? David Hume'un bu verdiği örnek bir delil olmaz aslında. Çünkü Hume diyor ki eğer benim bir duyum yoksa o duyumdan gelecek düşüncem de olmaz. Şimdi bunu Aristoteles'e de söyletebiliriz. Yani David Hume bunu söyleyerek demek ki düşünceyi duyu oluşturuyormuş diye düşünüyor. Aristoteles'e göre öyle değil. Sadece düşünceyi bil fiil hale getiren şey duyu olur. Bizzat o tarafından inşa edilmez. Oldu mu? Bak problem de şöyle olacak. Biz en sonunda Aristoteles... Ya ben okuyacaksam ben en son Aristoteles haklı diyeceğim. Duyusallar düşünceyi oluşturamazlar. Hume böyle söylüyor. Aristoteles'in bu hikayesi şimdi saçma bir hikaye. Bunu şey yapacak değilim yani. Bugünkü fizikte dayatacak değilim. Ama
zaten bende düşünülür olmasa ya da düşünce potansiyeli olmasa duyulur bir şeyi aktive edip de bunu sağlaması gerekir. Ben öbür türlü duyuluru idrak edemem yani. Bunu söyleyeceğiz ama biraz böyle daha şey yaparak yani daha da kaşıyarak. Benimle misiniz? Her zaman.